Herkese merhabalar. Açık Beyin'de 22 Aralık'ta çocuklar için beden ve duygu farkındalığı atölyemiz başlayacak. Sevgili Azize Şahin'le beraberiz. Azize Şahin özellikle bizim de duygularımızın ve bedenimizin farkına varabilmemiz için bize çok şeyler öğreten hocalarımızdan bir tanesi. Açık Beyin eğitimcilerinden. Azize'cim hoş geldin. Merhaba hocam, hoş bulduk. Çocuklar için beden ve duygu farkındalığı neden önemli? Niye böyle bir şey yapıyoruz? Biz bunu neden önemsiyoruz? Azize'cim ne yapıyorsun? Ne oluyor bu hikayede? Çocuklar bedenin farkına varsa ne olur? Duyguyu bilse ne olur? Bilmese ne olur? Hocam izninizle biyolojik tanımıyla başlamak istiyorum duygunun. Bir tetikleyenle birlikte sinirsel iletiler sonucu beynin ve bedenin kimyasının değişmesiyle ortaya çıkıyor duygu. Evet. Dolayısıyla bedende bir sinyal şeklinde bize uyarı gösteriyor. Hı hı. Ve işte hani öfke, heyecan, hüzün çocuk için çok soyut kavramlar. Ama bedendeki şeye baktığımızda işte kalp atışı, midedeki ağrı atıyorum işte ya da ellerde titreme neyse her neyse beden sinyalleri üzerinden gittiğimizde iş kolaylaşıyor. Yani duyguyu soyuttan alıp somuta indirgiyoruz. Özellikle çocukluk döneminde de bunu öğrendiğimizde ileride bunu okuyabilmemiz de kolaylaşıyor. Bu konuda ustalaşıyoruz zamanla. Kesinlikle yani bedenle bağ oluşturuluyor ilk başta. Yani asıl iş bedenle bağ kurmak, ondan sonra da artık duyguyu beden sinyalleri üzerinden, beden duyumları üzerinden dönüştürmek. Dediğim gibi hani somut olduğu için çok daha kolay. Öbür türlü hani öfke çok zihinsel bir şey de olabilir ve soyut havada uçan bir şey de olabilir ama bedene geldiğinde, beden sinyallerine o zaman evet elle tutulur bir şeye dönüşüyor. Bazen böyle omzunuza bir ağırlık çöker, bir karnınızda şişlik, sırtınızda ağrı, dizlerinizde çözülme falan filan dersiniz ki yok doktora gideyim, dizimi göstereyim. Bunların aslında çoğunluğu sinir sisteminizin stresli durumlarda bedeninize gönderdiği ama bizim maalesef okumayı unuttuğumuz sinyaller. Evet. Özellikle bunları çocukluk yaşında öğrenmeye başladığımızda beynimizde iç farkındalığa dair devreler kuvvetleniyor ve artık bunların bizim için ne anlama geldiğini fark etmeye başlıyoruz. Çocuklar zaten bunu yapıyorlar değil mi? Normalde hani işte karnım ağrıyor bilmem ne. Evet evet ben oğlumdan biliyorum. Bir şey yapmak istemiyor ve anne midem bulanıyor diyor mesela. İşte hani bir şekilde o duygusunu bedenle ifade etmeye eğilimliler. Ama şimdi işte tabletler, ekran vesaire gibi konularla evet, o kadar dağıldılar ki hani böyle bir şeye ekstra ihtiyaçları var gibi. Uygulamalarda zaten mindfulness temelli. Çocuk işin içinde olduğu için hikayeler var, müzik var, serbest hareketler var, nefes var, yoga var. Böyle 1,5 saat vakit geçireceğiz. Duygularını yöneten hayatını yönetir. Bu yüzden gelecek neslin mimarlar olan çocuklarımıza bu yetenekleri kazandırmak için biz hem bu tip eğitimleri düzenlemeye devam edeceğiz hem de bu eğitimlerin içeriğini genişletme yönünde Azize ile çalışmalarımız devam ediyor. Yakında da bir sürpriz vereyim. Bir kitabımız geliyor. Evet. Azize Şahin'le beraber. Çocuklar için duygu farkındalığı üzerine egzersizler içeren güzel bir kitap hazırladık. Şu anda son aşamalardayız. 52 haftaya 52 egzersiz. Evde aileler, çocuklar hep beraber. Öğretmenler belki, tabii ki. Sadece çocuklar için değil, yetişkinler için de. Ben çaktırmadan evde deniyorum onu söylemek isterim. Yakında da o sürprizimiz inşallah yılbaşı itibariyle karşınızda olacak. Tabii bir şey daha söylemem lazım. Bu arada resim, illüstrasyonlu bir kitap hazırlıyoruz. İllüstrasyonları da belki tanıyor olabileceğiniz bir sanatçımız çiziyor. Kendisi Aybike Canan, benim kızım olur efendim. O da ilk defa bir kitapta çizim çalışmaları yapıyor. Valla fena almıyor bence. Çok güzel oluyor bence. Güzel bir şey çıkacak ve eylemlerimiz bu konuda Azize ile devam edecek. Bir nörobilimci, bir duygu yönetmeni diyelim. Ben ona duygu yönetmeni diyorum. beraber gerçekten birbirimizden çok şey öğreniyoruz ve bunları da elimizden geldiğince aktaracağız. Duygu ve beden farkındalığı eğitimlerimize hepinizi bekliyoruz. Çocuklar gelsin, çok eğleneceğiz. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Evet. Açık Beyin'de görüşmek üzere. Görüşürüz.